Ve size Avrupa Birliği yöneticisi Borrell'in son günlerde söylediği, Sayın Başkanım, dilimden de eksiltmediğim bir cümlesini ifade etmek istiyorum. Biz Avrupa olarak güvenliğimizi Amerika'ya tahvil ettik. Enerjimizi Rusya'ya tahvil ettik. Üretimimizi de Çin'e tahvil ettik. Bugünkü çöküşümüzdeki temel mantık budur diye aslında Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı ve Batı'nın karşı karşıya kaldığı bu çıplaklığı çok net bir şekilde ifade etmiştir. Küresel terör örgütlerini, PKK'yı, DAEŞ'i beslediler, büyüttüler, bunlarla da biz uğraşıyoruz. Orta Doğu'yu karıştırdılar, oradaki kardeşliği yeniden tesis etmek için biz uğraşıyoruz. Rusya, Ukrayna'yı karıştırdılar, tahıl kriziydi, doğalgaz kriziydi, bunlarla da biz uğraşıyoruz. Afrika'yı karıştırdılar, Ege'de göçmen botlarında adını duymadığımız ülkenin garibanlarını ölümden kurtarmak için biz uğraşıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bunların bu dünyaya verecekleri kuş kadar aklı yoktur. Çözebilecekleri bir tane küresel sorun söz konusu değildir. Ne ekonomi alanında ne de başka bir alanda. Müsiyat olarak sizler 32 yıldır bu küresel tiyatroya baş kaldırıyorsunuz. Bunların faiz lobileriyle kurduğu ekonomik düzene baş kaldırıyorsunuz. Bunların 28 Şubatçılarla kurduğu vesayet düzenine baş kaldırdınız. Üretmeyin dediler. Siz üretmenin nasıl olduğunu onlara gösterdiniz. Bunların 3-5 pazarına köle olmadınız. Doğuya gittiniz. Afrika'ya gittiniz. Dünyanın her yerine gittiniz. Ve bugün de Türkiye'nin üretim gayretine, yerli ve milli gayretine destek oldunuz. Biz bu 32 yıllık mücadelenin her merhalesine şahit olduk. Şu müsiat fuarının emekliye emekliye nasıl ayağa kalktığına, oraya katılan küçük büyük firmaların, Anadolu'da işini büyütmek isteyen samimi esnaflarımızın, imalatçılarımızın, üreticilerimizin müsiat fuarında nasıl nefes aldığının, nasıl umutla dolduğunun, kendi gibi düşünen insanlarla ötekileştirilmeden, hor görülmeden nasıl moral bulduğunun, kuvvet bulduğunun şahidi olduk. Onun için başta ifade ettim. Sizin yaptığınız iş sadece bir ekonomik birlik değildir. Bir duruştur ve dünyaya sunulmuş bir alternatiftir. Allah sizlerden gani gani razı olsun. İlk kez böyle bir fırsat yakalıyoruz. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. Yönsüz, vizyonsuz, ne yapacağını bilmeyen bir şekilde yakaladık. İlk kez liderlerini kahtırical bir halde, yani yoksunluk içerisinde yakaladık. İlk kez dünyanın orta ölçekteki ve alt ölçekteki ülkelerin Batı'nın bütün oyunlarını anladığı ve onlardan nefret ettiği bir şekilde yakaladık. Onlardan ne kadar nefret ediyorlarsa bize o kadar sevgilerinin ve sempatilerinin oluştuğu bir şekilde yakaladık. İlk kez 21. yüzyılda altyapımızı kuvvetlendirmiş, 20. yüzyılın eksikliklerini tamamlamış ve 21. yüzyılın yolculuğunu kendi adımıza tanımlamış bir şekilde Batı'yı yakaladık. İlk kez dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle, herkesin emin olduğu bir liderle, ilk kez bugünü, yarını ve geleceği hesap edebilen bir liderle yakaladık. Diyorlar ki niçin çalışıyorsunuz? Allah şahittir. Hepimiz kendi işimizde çok çalışmalıyız. Çünkü biz Tayyip Erdoğan gibi bir fırsatı bir kez daha bulamayacağız, bir kez daha bulamayacağız, bir kez daha bulamayacağız. Bunu hepiniz için, bunu hepimiz için söylüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.